Evet dostlar, herkese hayırlı günler dilerim. Şimdi beraber bir Türk traktörü analiz edelim. Türk traktörü analiz etmeden önce yasal uyarımızı da yapalım. Yasal uyarımızla beraber bir de sizlere göstermek istediğim bir paylaşım var. Türk Hava Yolları'nın düşüş grafiği. Bir saniye şunu kapatalım. Bir sonraki videoda Türk Hava Yolları'na konuşuruz. Türk traktörü şimdi odaklanalım. Türk traktörün düşüş grafiğine paylaşmıştım. Peki Türk traktörün bu düşüş grafiğinde nereye kadar düşüş gelmesi gerekiyordu? Hatta bir saniye şuradaki görsele bir bakmam lazım. Şimdi Türk traktöründeki bu süreci şöyle bir değerlendirelim. Hatırlıyorsanız ki bugün Twitter'da da paylaştım. Bu videonun altına da linki paylaşırım. Sizlerle 39 dolardayken bir düşüş grafiği paylaşmıştım. Türk traktörle alakalı. Hatta o yayından bir süre sonra Türk traktörle alakalı düşüş hedeflerimin çok yüksek olduğunu, acaba yanlış bir telaffuz olup olmadığını hani olup olmadığını soran, ya hocam işte orada bir acaba bir düşüş hani düşüşte bir dil sürçmesi mi oldu? Hani söylediğiniz rakamlar çok yüksek afaki rakamlar. Gerçekten bu düşüş yaşanacak mı? Gibi bir soru geldi birçok kişiden. Ben de tekrar ona istinaden 39'dan sonra tekrar 35 dolardan bir düşüş videosu çektim. Analiz videosu çektim. Beraber şu süreci şöyle bir değerlendirelim. Analiz tarihinden sonra yaklaşık %47'ye yakın bir düşüş yaşadı Türk Traktör. Peki bu süreçte biz ne yaptık? Twitter'da da paylaştım. Ara trendlerdeki, ara yükselişlerdeki hedeflerimizi de biz gördük, trade ettik ve bugünlere geldik. Şimdi Türk Traktör'ün bundan sonraki süreci ne olacak? Büyük ölçekte herhangi bir yükseliş formasyonu yoksa, şunu kapatalım bir saniye şöyle. Şurayı da kapatalım. Herhangi bir yükseliş formasyonu yoksa buradaki düşüş yani geri çekilme devam edecek. Tekrar bir yükseliş formasyonu oluştuğunda süreç yukarı yönlü trade edilerek takip edilebilir. Ama şu an için dolar bazlı grafiğinde herhangi bir yükseliş formasyonu yok. Bu noktada yine söylemekte fayda var. Herhangi bir yükseliş formasyonu olmadığı takdirde takribi 16 dolara kadar bir geri çekilme söz konusu olacaktır. Bunu da unutmayalım. Peki benim şahsi fikrimi soracak olursanız, açık konuşmak gerekirse ben yukarı yönlü yükseliş taraftarıyım her zaman. Ama büyük ölçeklerdeki düşüşlerde de trade ederek lot sayısını arttırmayı hani yegane hedefim olarak söyleyebilirim. Peki Türk Traktör'ün TL bazlı grafiğinde ne var? Şimdi TL bazlı grafiğine baktığımızda az önceki %46'lık düşüşe yakın bir düşüş olduğunu görüyoruz. Şöyle bakalım. Burada %35'lik bir düşüş görünüyor. Temel sebebi bunun TL'nin hızlı değer kaybı, %13'lük bir fark oluşmasının sebebi doların hızlı değer kazanması, TL'nin hızlı değer kaybetmesi. Bundan dolayı her hissede mutlaka dolar bazlı grafiğinde analiz etmenizi isterim. Bundan sonraki süreçte önemli bir emare var. Nedir bu? Düşüşün ciddi manada devam edip etmeyeceğini gösterecek bir emare. Bunu da sizlere aktarayım. Dostlar, eğer Türk traktörü takip etmek istiyorsanız veya Türk traktör sizin portföyünüzde varsa
Mutlaka ama mutlaka 650 liraya alarm kurun. Bu seviyenin altına düşmemeye gayret edin. Yayının başında da bahsettiğim gibi dolar bazlı grafiğinde herhangi bir yükseliş formasyonu yok. TL bazlı grafiğine baktığımızda da yukarı yönlü bir hareketin gelmesi gerekiyor. Ama bu hareketten sonra tekrar düşüş yaşanırsa 650 liraya dikkat etmekte fayda var. Çünkü 650 liranın altı çok kötü seviyeler diyebilirim. Onun dışında Türk traktörle alakalı söylenecek çok bir şey yok. Hemen bundan sonra Türk Hava Yolları'nı analiz etmeye geçelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.